Efendim, muayenelerde olduğu gibi tetkikler içinde onaylı randevu sistemi devreye girecek. Merkezi hekim randevu sistemindeki yeni dönem 24 Haziran'dan itibaren başlayacak. Tomografi, kolonoskopi ve MR gibi tetkik ve müdahalelerde sistem nasıl işleyecek, kapsamı ne olacak? İşte bu soruların yanıtları ve yeni dönemin ayrıntılarını TRT Haber muhabiri Cansu Doğan konuyla konuşacak şimdi. Merkezi hekim randevu sistemi genişletiliyor. Sağlık Bakanlığı tetkik amaçlı görüntüleme işlemlerinde de artık randevu sistemine başlayacak. Bu sistemin detaylarını Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Bülent, Doçent Doktor Bülent Güngör Erden alacağız. Kendisi yayın konuğumuz olacak. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Yeni bir sistem başlatılıyor. Öncelikli olarak tetkik amaçlı yapılacak olan bu randevu sisteminin hem kapsamını hem de ne zaman başlatılacağını sizden alalım. Tabii ki tetkik amaçlı görüntüleme işlemleri hastanemiz imkanlarının daha verimli kullanılabilmesi amacıyla geliştirilmiş yeni bir düzenleme. Bu düzenlemeyle birlikte randevusuna bir sebeple gelemeyecek olan hastalarımızın bizi bilgilendirerek randevusunun yerine daha erken çekilim yapılabilecek bir hastamıza randevu verilmesi usulü uygulanacak. Bu süreç 24 Haziran Pazartesi günü aktif olacak. Olduğu süreç itibariyle de randevu verilen hastalarımızın 2 gün öncesinde saat 8'e kadar randevularını ya onay vererek ya da gelemeyeceğini belirterek iptal etmeleri gerekmekte ya da onaylamaları gerekmekte. Bu süreç için kullanabilecek bazı kanallarımız var. Bunlar MRS internet sitesi, mobil uygulamalar, Alo 182 çağrı merkezi ve hastalarımıza göndereceğimiz onay linki olan SMS'lerle hastalarımız bu süreci yönetebilecekler. Bununla birlikte daha erken çekim yapılabilecek hastalarımızın faydasına yeni bir düzenleme. Görüntüleme işlemlerinden bahsediliyor ama mesela bu işlemler nelerdir? Örnek verebilir miyiz? Tabii ki bu işlemlerin içinde tüm görüntüleme hizmetleri mevcut. Ultrasonlar, tomografiler, MR hizmeti ve hatta endoskopi ve kolonoskopi gibi girişlerin işlemlerimize de hastalarımıza randevu vereceğiz. Bununla birlikte başka bir hastanede randevu oluşturulduğunda ya da bizim hastanemizde oluşturulduğunda başka bir hastane bizim verdiğimiz randevuyu görecek ve onun mükerrer tetkikini önlemiş olacağız böylelikle. Yerine de bu hizmetten faydalanacak, daha erken çekim yapabilecek bir hastamıza randevu vermiş olacak. Peki 2 gün öncesinden onay sistemi işleyecek dediniz. Hasta onay vermedi. O zaman ne olacak? Onu alalım. Bu bahsettiğim kanallar kullanımıyla hasta bunu onaylayacak ve iptal edecek. Eğer hasta saat 2 gün önce saat 8'e kadar herhangi bir işlem tahsis etmezse otomatikman iptal olmuş olacak. Peki hasta hastane hizmetlerinden yararlanabilecek mi? 15 gün sonrasında aynı işlem için yeni bir randevu oluşturabilecek hastamız. Peki MHRS'de de çok konuşulmuştu. Bazı gruplar bu sistemden muaf tutulmuştu. Yine bu sistemde de aynı prosedür işleyecek mi? Evet, aynı prosedür bu uygulamada, bu düzenlemede işleyecek. 65 yaş üstü hastalarımız ve onkoloji hastalarımız bu süreçten muaflar. Teşekkür ederiz verdiğiniz bilgilerden dolayı yayınımıza katıldığınız için. Yanımızda Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doçent Doktor Bülent Güngörer bulunuyordu. Yeni olan sistem hakkında konuştuk. Tetkik amaçlı görüntüleme işlemlerinde de onaylı randevu sistemine geçilecek. 24 Haziran'dan itibaren sistem kullanıma açık olacak diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.